Aile dizisinde canlandırdığı Devin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, çalkantılı aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor. Uzun süredir aşk hayatında yalnız olduğu bilinen Serenay Sarıkaya'nın aşk orucunu bozduğu ve şarkıcı Mert Demir'le aşk yaşadığı iddia edildi. Mert Demir'in seslendirdiği Ateşe Düştüm şarkısının nakarat kısmını birlikte seslendirdiği söylenen Serenay Sarıkaya'nın bu iddiadan sonra 29 Eylül'de Demir'in konserine gittiği ortaya çıktı. Konser sonrası ise Sarıkaya'nın Demir'in kulisine gittiği iddiası da aşk söylentilerini destekledi. İkiliden bu aşk iddialarıyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada girdiği polemiklerle adından söz ettiren Yeşim Salkım katıldığı YouTube programında özel hayatıyla ilgili bilinmeyen açıklamalarda bulundu. Evliliğini bitiren Yeşim Salkım uzun süredir hayatına kimseyi almamasıyla dikkat çekiyordu. 8 senedir aşık olmadığını söyleyen Yeşim Salkım aseksüel olduğunu da itiraf etti. Güvenini kaybettiğinden bahseden Salkım, evliliğin aşkı öldürdüğünü söyledi. Geçtiğimiz yıl dünya evine giren Seda Sayan ve Çağla Örten çiftinin aşkı tam gaz devam ediyor. Aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken çift sosyal medyalarını aşk pozlarıyla doldurdu. Eşi Çağla Örten'le yeni aşk dolu pozunu paylaşan Seda Sayan'a birçok takipçisi maşallah yorumunda bulundu. Şu sıralar cezaevi koşullarına uyum sağlayamadıkları haberlerini aldığımız Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşlerin taktığı marka çantaların sahte olduğu öne sürüldü. Marka takıları ve kıyafetleriyle gözleri üzerine çeken Dilan ve Sıla kardeşlerin çantaları da çok konuşuluyordu. İki kardeş, kullandıkları pahalı marka çantaların satış linklerini de sosyal medya hesaplarından takipçileri için paylaşıyordu. Dünya çapında ünlü bir markaya ait kahverengi çantasını paylaşan Dilan Polat'ın çantaya 1.169.000 TL ödediği haberleri dillere düşmüştü. Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya çanta sattığını söyleyen satıcı, Sıla Doğu'nun tüm çantalarının imitasyon olduğunu öne sürdü. İki kardeşe de ürün satan kişi, parasını da alamadığını açıkladı.